Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 7'nin çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda 2, 4 ve 10 uzunlukları verilmiş ve alanlar oranı isteniyor. Arkadaşlar böyle açı ortaylar görünce ilk aklımıza gelen nedir? Dik ve ort taban üzerinde kesmesi. Ama soruya odaklanacak olursak, ''Hocam alt taban ve üst tabanlar verilmiş sanki yüksekliğe giriyor'' diyor bize. E o zaman burada yüksekliğe girelim. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 düşünecek olursak. Şuradan bir yükseklik çizecek olursam. A açı ortayda kola bir dikme çizmiş oldum. Sen açı ortayda diğer kola dikme çizdiğinde de bunlar birbirine eşit değil midir? Evet. Dikme orta tabanın ispatlarından biridir zaten bu yaptığım yöntemde. Hocam burada da açı ortay kola dik çizilmiş. O zaman diğer kola çizilen dik de yine birbirine eşit değil midir? Aynen öyle. Hocam burası açken burası taş oldu. Evet artık olay çıktı galiba. Alt taban artı üst taban 6 çarpı yükseklik bölü 2 bölü. Alan ABC'de nedir? Alt taban artı üst taban 14 çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliğin ne ama? Dikkat et 2H bölü 2 diyeceğiz. Bölü 2'ler H'lar gitti mi gitti. Cevabımız 6 bölü 28 yaptı. 6 bölü 28 de 3 bölü 14 olduğundan cevabımız Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 2'ye. Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girdiğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Paraya kenar oluşturuyorduk. Hop şöyle bir paraya kenar oluşturalım arkadaşlar. İşte şuradaki şekliniz bir paralel kenar. Paralel kenar olduğundan dolayı hocam yukarısı 2 ise aşağısı 2. E, burası alfa iken burası da alfa verilmiş. Paralel kenar olduğundan karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve yöndeşlikten dolayı burası da alfa oldu mu? Oldu. E alfa var 90 var. Şuraya beta dersem alfa artı beta kaç derece? 90 derece. Hocam şu dik üçgene bakacak olursanız alfa beta var burada. E alfa beta varsa alfa beta 3. açı 90 derece. Çünkü alfa artı beta 90 ise burası da 90 oldu. Bu arada burası 2 iken tamamı 10'du. Buraya kaç kaldı? 8. Hocam dikten dik çizildi. Ne var burada? Öklit. H kare eşittir. P çarpı K. 2 çarpı 8'den H'ı da buradan 4 bulduk. E H 4 ise aynı zamanda bu yamon da yüksekliği. Bizden alan ABC'de isteniyor. Alan ABC'de nedir? Alt taban artı üst taban. Yani 12 artı 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz 4 bölü 2. Hocam 14 bölü 2 7. 7 kere 4 de 28 mi yapar? Evet cevabımız böylelikle 28 çıktı arkadaşlar. İkinci soru Akçay oldu. Geldik 3. soruya. AB tabanı 40 cm olan ABCD yamuğunda hemen bir ABCD yamunu çizelim arkadaşlar şöyle rastgele bir yamuk çizdik. Biz ne yapıyorduk? Hep en sol alttan başlıyorduk. Siz de onu alışkanlık haline getirseniz güzel olur arkadaşlar. Evet AB alt tabanı da 40 olarak verilmiş. A ve D açılarına ait açıortaylar hemen çizelim. A ve D açılarına ait açıortaylardan bahsediyor ve kestiği yerden bahsediyor. Hocam açıortayları şöyle çizdim. Ve bu açıortay bu da açıortay E noktasında kesmektedir. Şurası E noktasıymış. E noktasının A, D ve B köşelerinin olan uzaklığı sırasıyla bakın. A köşesinin olan uzaklığı 20. Sonra D köşesinin olan uzaklığı 15. Sonra Nereye olan uzaklığı? Bir de B köşesine olan uzaklığından bahsediyor arkadaşlar. B köşesine olan uzaklığını da çizelim. O da kaçmış arkadaşlar? X santimetreymiş. Bizden de bu X isteniyor. Hocam açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu ve orta taban üzerinde. Orta taban bir işimize yarayacak mı? Yaramayacak gibi. 15-20 ne var burada? 25. Hocam açı ortayda kollar çizilen dikmeler hikayesini yapalım bir de burada. E açı ortayda kollar çizilen dikmeler nedir? Birbirine eşittir. Hocam burada da açı ortayda kollar çizilen dikmeler birbirine eşit. E, buradan yapacağımız belli. Çünkü x isteniyor. Burada 90 derecede karşılık gelmiş olur. Hocam şurası da dik burası da dik ya. Kollar açılan dikmeler eşit. Hocam burada da kollar açılan dikmeler eşit. Ben buradaki dik üçgende h'ı bulacağım arkadaşlar. E hocam buradaki dik üçgende h nasıl bulunur? Bütün kenarlar mevcut. Bir tek yükseklik eksikse alandan bulmuyor muyduk? Bulalım. Alan dediğimiz 25 çarpı h bölü 2 aynı zamanda 15 çarpı 20 bölü 2 eşittir. Hocam bölü 2'ler gitti. 5'e bölsen 5, 5'e bölsen 3. Bir daha 5'e bölsen 4. 5'e bölsen gitti. H buradan 12 mi geldi? Evet. H 12. Hocam 12 20. Ne üçgeni? 12 16 20. Hatta buraya da 9 kaldı. Kollara açısından dikmeler eşitti. 12 burası. Hatta dikmeler eşit ya. Ayırdıkları yerler de birbirine eşit olacak. Yani burası 16 kalacak. E burası 16 ise buraya kaç kaldı? 24 kaldı. E artık burada Pisagor'dan 12 ve 24 dik kenarlar. 1 2 kök 5 üçgeninden burası da 12 kök 5 çıkar sevgili gençler. Evet, üçüncü soru. Böylelikle C han oldu geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki ABCD yamuğunun yan kenarları üzerine ADF ve BGH H C kareleri çizildiğinde F D G F D C doğrusal. Arkadaşlar bu doğrusallığı kullanacağım ben o zaman şu doğrusallığı şöyle bir çizelim arkadaşlar. Çizdim. A hocam bu bir kareydi. E Kare olduğuna göre 45 45 diye ayırdı mı köşegenleri? Evet. 45 45 diye ayırdı mı? Evet. Hocam şu yamuk olduğundan alt tabanı ve üst tabanı paralel. O zaman bu kırmızıyla şu paralel. Z'den dolayı burası 45 derece mi yaptı? Aynen öyle. Hocam bu da aynı şekilde 45 45. A bu da Z'den dolayı burası da 45 yaptı. İkiz kenar yamuk yaptı arkadaşlar bu. Şu açıları birbirine eşit olduğundan dolayı. Hocam şunlar birbirine eşit oldu. Yani kareler eş kareler çıktı. Devam edelim. FG'yi kaç vermiş? 34 vermiş. Alan ABCD'yi 95 vermiş. Alan ABCD'yi 95 vermiş. Hadi bakalım bunu kullanalım arkadaşlar. Ben bunu nasıl kullanacağım? Benden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. Arkadaşlar bir kere buradaki uzunluğu bulmak için şuradan şu köşegeni çizersem 90 derece karşılık geliyor. Çünkü köşegenler dik ya da bunlar açı ortak 45-45. Bak burası 90 derece oldu. Yani şuradaki olaydan bulacağım. Buradaki buradaki şeyden bulacağım yapacağım hamleyi. E burada ne yapmalıyız arkadaşlar? Bu köşegeni çizdik. Diğer köşegeni de çizelim isterseniz. Çizdiğimiz zaman burada 45 45 dik üçgenler falan filan çıktı ya burada. Şurada şey diyelim mi arkadaşlar? Şu kenarlara a a a diyecek olursam burası a kök kim oldu? Evet. Hocam burası da a kök olduğundan dolayı burası da a a a a oldu mu? Oldu. Sonra sonra burada ne diyelim arkadaşlar? Sonra buraya B dersem burası 2 artı B. Burası da 2 artı B. He FG'yi de vermiş zaten. Hocam tamamı kaç bunun? Tamamı 34. FG 2A 2A 4A. O zaman buraya 34 eksi 4A mı kaldı? Evet 34 vermiş ya tamamını. 34 eksi 4A kaldı. Ve şuraya bakacak olursak arkadaşlar. Burası 34 eksi 4A. Şu uzun toplamda kaç yaptı? Şöyle bakacak olursanız. 34 4a artı 2a'dan 34 eksi 2a yaptı. 34 eksi 2a yaptı. Bir de bir şey daha vermiş bana. Alan ABCD verilmiş. ABCD. Hocam bu alan ABCD alt taban artı üst taban yani 34 eksi 2a artı 34 eksi 4a. 34 eksi 4a çarp yükseklik. Yüksekliğimiz de şurası. O yükseklik de a değil mi? Evet. Yüksekliğimiz de a bölü 2. Kaç verilmiş bize? 95 verilmiş. Ya ben bunu kullanacağım. Arkadaşlar şurası kaç yaptı? 68 eksi 6 dur hissederek yapacağım. Çarpı a eşittir. 2 çarpı 95. Yani 190 mu yaptı arkadaşlar? Evet. 190'ın çarpanlarını düşünerekten işlem yapalım arkadaşlar. 190'ın çarpanları. Yani sanki 5'li bir şey dersek olacak mı? 5 dersek 5 çarpı bu. 5 çarpı 19'un 2 katı 38 mi? 5 çarpı 38 oluyor mu? Arkadaşlar A yerine 5 yazarsam of süper oldu ya. Burası 30 yaptı. Ee, burası da 38 mi yaptı arkadaşlar? Aynen öyle. Süper. Valla ilk defa görüyorum soruyu. Gerçekten ilk defa görüyorum. ilk defa yapıyorum. Normalde siz bunu böyle dağıtıp çarpanlara ayırmadan yapacaksınız arkadaşlar. Aslında sadeleştirme olayı da yapıp ondan sonra çarpanlara mı ayırma yapabilirsiniz. Ama 190 çarpanı deyince aklıma direkt 5 geldi. 5 çarpı 38. A yerine 5 yazınca geliyor mu? Evet hissettik. A 5 geldi arkadaşlar. AH uzunluğunun tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor. A'yı 5 bulduysak arkadaşım 5 e, kere 2 10 burası kaç yaptı 24. A'yı 5 bulduysak burası kaç yaptı 10 yaptı. Yani şöyle bir dik üçgen geldi karşıma. Hocam burası 10 burası 24 burası nedir diye soruluyor. Şu 2'nin 5 katı. Bu 2'nin 12 katı. E o zaman bu da 2'nin 13 katından cevap 26 çıkar arkadaşlar. Evet. Cevabımız böylelikle dördüncü soruda Denizli çıktı. Geldik 5'e. Evet boyalı alan kaçtır diye soruluyor. Hocam böyle bir oran olunca ne yapıyorduk? Ya böyle içe çiziyorduk ama kelebek çıkmasını istiyorduk. Çıkmadıysa hop dışarı doğru uzatıyorduk. Hocam uzattık. Şöyle kelebek oluştu. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam kelebekteki oran 1'e 1. E o zaman 1'e 1'se burası 5'se burası da 5 oldu mu? Oldu. Hocam 6 ise burası da 6 oldu mu? Oldu. Bak 12, 15 ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeninden 9 çıktı boyalı alan nedir diye soruluyor. Hadi alan dağıtmaya başlayalım. Burada kalan A ise burada kalan da A mıdır? Kelebekte koran birebir olduğundan evet. Alan dağıtmaya başlayalım arkadaşlar. Şuradan bir alan dağıtsam şöyle. 5'teki alan A ise 5, 10'da kalan 2 A'dır. Hocam 6'ya 6, 6'daki alan 3 A ise 6'da kalan 3 A'dır. A şurası 3 A alanı neye eşit arkadaşlar? 6 çarpı 9 bölü 2 dik üçgen olduğu için 6 çarpı 9 bölü 2 A'yı buradan kaç bulursun? 9 bulursun. Zaten senden de bu isteniyor. Yani cevabımız böylelikle C han çıktı arkadaşlar. Ha bazı arkadaşlar direkt bunu uzatmadan hocam bu yamuğun özelliğinden yapmaya kalkışayım. Şu alan tüm alanın yarısı da deyip öyle de işlem yapabilirdiniz ama ben genelde böyle üçgende alan dağıtmayı çok seviyorum arkadaşlar. Siz de sevin. Üçgenleri de böyle geliştirmiş oluyoruz. Evet 5. soru C-Han oldu arkadaşlar. Geldik 6'ya. E hocam paralellik verilmiş. Z'den dolayı direkt burası nedir? Çizgi açısıdır. Hop ikizkenarlık kenarlık çıktı mı çıktı. E şimdi bizden şu uzunluk mu isteniyor? Evet bakın şimdi arkadaşlar. İsterseniz bunun devamını da getirebilirsiniz. Devamı getirdiğiniz zaman Z'den dolayı çizgi açısı yapıyor. Hocam 8 ise 8 yapar gibi oradan da işlem yapabilirsiniz. Ama ben uzatmayayım. Şimdi burası X artı 2 yaptı. Bak 2'ye 6 oran var. 1'e 3 oran var değil mi? Hocam burası K iken burası 3K. Şöyle bir oran var. Ve bizden ne isteniliyor? Şuradaki uzunluk isteniliyor. Bazı arkadaşlar şöyle yapabilir. 4K'da ne kadar artmış? 4 artmış. K'da da 1 artacak. 5 iken 6 olacak. Hocam x direkt 4 diyebilirsiniz. Ya da böyle bir kısa yolda var arkadaşlar. Ya da şu şekilde biraz kafanız çalıştık karıştıracak ya. Şöyle çizeyim ben net bir şekilde. Arkadaşlar şöyle bir K var. Burası 3K var. Burası 5. Burası x artı 2. Ve şuradaki uzunlukta 9. Ee, biz temel orantıyı biliyoruz arkadaşlar. Bir temel orantı oluşturalım. İçeriden şöyle bir paraya kenar oluşturacak olursak. O zaman 5 iken burası da 5, burası da 5. K'ya 3K, burası da K, burası da 3K. Temel orantı çıktı mı? Çıktı. Hocam şu bölü tamamı. Şuraya A diyelim isterseniz. Buraya da 4 kaldı. K bölü 4K. Neye eşittir arkadaşlar? A bölü 4'e eşittir. A'yı buradan kaç buluruz? 1 buluruz. A 1 ise toplamda 6 yaptı. Yani X artı 2'ye eşittir 6 yaptı. X de buradan kaç gelir? 4 gelir arkadaşlar. Yani 6. soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 7. soruya. ABCD ikizkenar yamuk ve X kenar yamuk AD ile BC birbirine eşit verilmiş. Bir de şu köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Arkadaşlar köşegenle alakası yerde bir eşitlik olunca ne yapıyorduk? Diğer köşegeni de biz çiziyorduk. Hadi bakalım çizelim köşegeni. Hocam köşegenler neydi? Birbirine eşitti. E o zaman bu eşitliği şöyle gösterelim. A bu eşitliği gösterince burada ne çıktı? Bir ikizkenar üçgen çıktı. Yani x kenar üçgeni kullanacağız arkadaşlar burada. Hadi bakalım kullanalım. Şimdi gençler burada ne yapacağız? Bir de bu köşegenler birbirine eşit. Kendi çapında ayırtıkları yerler de birbirine eşit. De. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Hocam burası nokta açısıysa burası da nokta açısı değil mi? Evet x kenar yamuktan bu açı x artı nokta ise bu açı da x artı nokta yapacak. Yani buraya x kaldı. Hocam şu ikiz kenar üçgendeki taban açısını buldum. x burası da x mi oldu? Evet. E ikisi kenardaki şeyi kullanalım o zaman. X artı x artı 12 artı. E o zaman buraya bir y diyelim. X artı x artı 12 artı y. ne eşit olacak? 180'e. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 2x artı y eşittir 168 mi geldi? Evet. Sonra ne yapalım? Aa hocam bunlar da birbirine eşit. Y ise burası da y mi? Y. Bakın şurada bir de ne çıktı? Şuradaki üçgende x ile 12'nin toplamı şuna eşit değil mi? Evet x artı 12 de y artı 54'e eşit. Buradan iki iç açının toplam bir dış açıdan dolayı. Buradan da ne geldi? x eksi y. Y'yi buraya bunu da buraya atınca 40 y eşit oldu. Aynen öyle. İki iki denklem geldi. Taraf tarafa toplarsak 3x eşittir. 210 yaptı ve x de buradan kaç buluruz? 70 buluruz. Evet. 7. soru böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik 8'e. ABCD x kenar yamuk demiş. Hocam x kenar yamuk ne yapıyorduk? Ya köşegen çiziyorduk. Ama köşegen çizince herhangi bir şekilde 6'yı 6'yı kullanabiliyor muyuz? Maalesef kullanamıyoruz. Başka neye verilmiş? AD ile BC birbirine eşitlenmiş. AB ile AC birbirine eşitlenmiş. Hocam şu parçada şu parça eşitlenmiş. Bu ikiz kenarlı kullanacağım. İkiz kenar ben ya köşegenleri çiziyordum ya da şu dikmeler. O dikmeleri çizelim bakalım arkadaşlar. Şuradan bir dik çizince buradan da bir dik çizince. Bu dikmeleri çizince ne oluyordu arkadaşlar? Bu dikmeler ayırdıkları yerler birbirine eşit oluyordu. Şu ve şu. Hocam ikiz kenarlığı kullanmam lazım benim. İkiz kenarda A eşit kenara ait yükseklik. Eşit kenara ait yükseklikler birbirine eşitti. Ve ayırdıkları yerler de birbirine eşit değil miydi? Yani bu yükseklik ikiz kenarın taban açısına kadar 6 ayırmışsa bu yükseklik de X kenarın taban açısına kadar 6 ayırır. E Burası 6 iken burası da 6 değil mi? Evet şuraya A dersem yukarısı da A değil mi? Aynen öyle. Bizden ne isteniyor? AB eksi DC. AB uzunluğuna bak. A artı 12. Eksi DC uzunluğu da A yani A'lar gitti. Cevap kaç yaptı arkadaşlar? 12 yaptı. 8. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 9. soruya. İkiz kenar yamuk. Arkadaşlar bu bir ikiz kenar yamuk. Bu ikiz kenar yamuğunu nasıl kullanacağım? Gerçi burada bir oran var. Bu oranı biz nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? Hocam içe paralel çizsem kelebek oluşmuyor. O zaman dışarıya doğru çizeceğiz arkadaşlar. Dışarıya doğru çizince güzel bir şey oluştu mu? Oluştu. Ne oluştu? Bir kelebek. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e çift çizgi çift çizgi 1'e 1 o zaman 10'sa burası da 10 mudur? Evet toplamda burası kaç yaptı? 20 hocam burası 20 15 20 ne üçgeni? 25 üçgeni daha şurayı 25 bulduk. Peki hocam ben ikiz kenar yamuğu kullanmazsam ben bu soruyu çözemem. Şu karışıklıklar biraz ortadan kalksın. Bu ikiz kenar yamuğu kullanmalıyım. Ya köşegen çizeceğiz ki mantıksız. Ya açıya dalacağız. Açıya dalsak ne olacak ki? Şu açı alfa bu açı alfa. Buradan da bir şey gelmiyor. Ya da ne yapıyoruz? <laughs> şu dikmeler. Hadi bakalım dikmeleri düşünelim. Hocam şuradan bir dik çizsem, şuradan da bir dik çizsem. Bu dikmeler ne yapıyordu? İki eşit parçaya şu ve şunu iki eşit parça yapıyordu. Hocam buradaki dikmeler iki eşit parça yaptı. E peki şu eşitliği kullanmalıyım ben. Bu eşitliği nasıl kullanacağım? E tam eşitliğin olduğu yere o zaman şuradan da bir dik çizecek olursam, aa bak burada güzel bir şey çıktı. Çizecek olursam bu diki hocam burada bir Çizgi ise burası da çizgi. Burası çizgi ise burası da çizgi. Bak ne oldu? Arkadaşım güzel bir şey çıktı. Çizgiye yuvarlak. Çizgiye yuvarlak. A dersen A. X dediğin ne oldu? 2A oldu. A'yı bulursak olay bitti. Demek ki burada bak bir şey çıkarttık. Belki soru kökünde bu özelliği biliyor olsaydık ki özellik çıktı burada bir tane. İkiz kenar yamukta tam böyle bir orta nokta olduğunda ve aşağıya dik çizildiğinde alt tarafı da iki eşit parçaya bölüyormuş mesela. İki eşit parçaya bölüyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bak. Buradan aşağıya dik çizdiğinde iki eşit parça. Ama kim nerede aklına gelecek böyle dik çizmek ve şey yapmak. Buradaki orta noktayı kullanmak için aşağıya dik çizdim ben. Çizgiye çizgi oldu. Yuvarlak yuvarlak. Aa, şu iki eşit parçaya böldü. A'ya A oldu. O zaman şöyle bir üçgen var elimizde. Bunu kullanmalıyız zaten bak. Şu üçgende 15, 20, 25 değil mi? Evet şu üçgeni şöyle gösterelim. Şöyle. 15, 20, 25 A'yı bulursam olay bitti ve şuradan dik çizilmişti. Buradan dik çizildiğinde burası A. Bunun tamamı da 25 olduğunu unutmayalım. 25 ee, Ne yapacağız arkadaşlar? Burada haşı bulup sonra pisagordan yapabilirsiniz ama direkt 15'e ait ökleti uygulayalım. A çarpı tamamı değil mi? Evet. 15'in karesi eşittir. A çarpı 25. Ee, bu kaç yaptı arkadaşlar? 15'in karesi 225'i 25'e böldüğümüz zaman kaç geliyor? Neyse. Şöyle yapalım. Bu 15 çarpı 15 değil mi? Evet. 15'i 5'e böl, 5'e böl. Bu 5, bu 3 kaldı. Bir daha 5'e böl, 3 kaldı. 5 gitti. 9 mu yaptı? Evet. A'yı buradan 9 bulduk ama bizden x eşittir 2a isteniyor. O zaman x buradan ne yaptı? A 9'sa. x de buradan 18 çıktı arkadaşlar. Evet. Böylelikle 9. soruyu da edremit bulduk. Özelliksiz bir şekilde bulduk. Tamamıyla üçgen bilgileriyle bulduk. A özellikle siz derken x kenar yamuktaki şu x kenar yamuğun mantığını kullandık arkadaşlar. 9. soru Edremit oldu geldik 10. soruya. Yan kenarları 3 birim üst tabanı 5 birim alt tabanı 7 birim olan x kenar yamuklar. 3 birim 7 e, birim hocam üst taban 5 burası kaç? Burası 7 ondan sonra bu yan kenar 3 yan kenar 3. A bu üst taban 5'ti buraya kaç kaldı 2 kaldı bizden buradaki x isteniyor arkadaşlar. Gençler şurada şöyle bir şey geldi gördünüz mü? Şöyle bir şey geldi. E burada 2'ye 3 var. 2'ye 3. Biz burada paralelikler var. Sayılar var. Temel orantıyla bu işi halledebiliriz aslında. Yani temel orantı oluşturmak için şöyle aşağıya bir paralel kenar çizebiliriz. Şu yamuğa odaklanacak olursak. Ha bazı arkadaşlar yukarı doğru çizip yukarıya doğru çizdiğinde bir temel orantı da oluşturabilir. Ama biz genelde yamuktan e, yamukta ne yapıyoruz? İçeriden paralel kenar çiziyoruz arkadaşlar. İçeriden paralel kenar çizdiğinde hocam 2 3 ise burası da 2'ye 3 oldu. Hocam x'ken x x buraya 7 eksi x kaldı. Tamamı 5 olduğundan buraya da 5 eksi x kaldı. Hop 2 bölü kaç oran var burada? 5. 2 bölü 5 oran 5 eksi x bölü 7 eksi x'e eşittir. Buradan 14 eksi 2 x eşittir 25 eksi 5 x olduğundan dolayı 3 x eşittir 11 oldu. Ve x de buradan ne geldi arkadaşlar? 11 bölü 3 geldi. Yani cevabımız böylelikle ne yaptı? Edremit yaptı arkadaşlar. 10. sorunun cevabı Edremit oldu. Ve böylelikle 7. testin çözümünü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 8'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.